Geçelim bir başka haberimize. Şimdi bu günün siyasi komedisi, siyasi rezaleti. Bakın daha hafif ifadelerle anlatamayacağım. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısında AK Parti ve CHP'li üyeler arasında başlayan 29 Ekim konserleri, işte bu konser tartışması bir kavgaya döndü ama hani iç acıklı bir komedi filmi gibi. Görüntüleri bir izleyin, yumrukları bir izleyin. Hele bir de size bir detay göstereceğim haberden sonra. Gülsek mi, ağlasak mı diyeceksiniz. Arkadaşlar lütfen, lütfen. Arkadaşlar, arkadaş. Oturun. Arkadaşlar. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında tansiyon yükseldi. Konser tartışması kavgaya dönüştü. Toplantıda tekme ve yumruklar konuştu. Arkadaşlar. Arkadaşlar, bizim arkadaşlar. Bizimkiler otursun bir yerine ya. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayı meclis toplantısı olaylı bitti. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bazı konser ödemelerine bakıyoruz ki belediye yönetiminin bütçeyi ayırdığı daha farklı, daha öncelikli konular mevcut. Bir günlük konser için 69 milyon liralık sözleşme yapıldığı gerçeğini değiştirmez. Mor ve Ötesi grubuna yine 2024 yılında 19 Mayıs etkinliklerinde 71 milyon lira ödeme yapılmıştır. Bu sefer ödeme yapılmıştır. Bu sefer bir bahanesi yoktur. Şimdi ona geleceğim. AK Parti ve CHP'li meclis üyeleri arasında tartışmayı başlatan olay 29 Ekim konserleri oldu. 29 Ekim 2023 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi bir konser düzenliyor. Yine bir konser. Bakınız. Candan Erçetin ve Murda konseri. Bir günlük konser için ödenen tutar 80 milyon 40 bin lira. 2023 yılında değerli arkadaşlar. Ankara'da eser ve hizmet belediyeciliğinin yerini vur patlasın, çal oynasın belediyeciliği dönemi almıştır. AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın'ın bu sözleri üzerine Meclis 1. Başkan Vekili CHP'li Ertan Işık'tan yanıt geldi. Biz bugüne kadar 60'a yakın konser yapmışız. Fakat konu 19 Mayıs ve 29 Ekim olunca ben sizin cidden rahatsızlığınızı anlıyorum. Salonda gerilim tırmandı. Tartışma daha da alevlendi. Tekme ve yumruklar havada uçuştu. Arkadaşlar, arkadaş. Oturun. Arkadaşlar. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Kürsüden yapılan uyarılara rağmen ortalık sakinleşmeyince meclis oturumu kapatıldı. Daha sonra belediye meclisi konferans salonu önünde açıklama yapan Yalçın, bize saldırdılar dedi. Bir darp girişiminde bulunmuşlardır, hakaretler ederek bize saldırmışlardır. Milli bayramları, milli değerleri istismar eden bizler hiçbir zaman olmadık. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar.